Tarih ve Kur'an-ı Azimüşşan, kutsal dediğiniz kitaplar, semavi kitaplar bize bir şeyi adeta beynimize çiviliyor. Bir defa demiyor, tekrar ediyor. Ama insanoğlu buna rağmen tersini yapıyor. Acaba Allah'la inatlaşmak mı istiyor insanoğlu? Yani o semavi kitaplara inananlar, Müslüman, Yahudi, Hristiyan, hepsi için bunu diyelim. Allah bir şeyi hatırlatıyorsa, yapmayın diyorsa, Allah'tan iman ettiğin halde, bu kitaplara inandığın halde neden hepsini yapar? Yani Allah'la cidala mı girişiyor, ne yapmak istiyor? İnatlaşıyor mu Allah'la, meydan mı okuyor? Kesin bir kanaata varmadım ben. Yoksa, çünkü iki şey akla geliyor. Birisi bu, Allah'la inatlaşıyorlar. Neydiyse aksini yapmağı özlerine marifet sayar. Bu birinci. İkincisi şu, acaba insanoğlu bu noktada ısrarlıdır, en büyük zaafıdır diye mi Kur'an bu kadar tekrar ediyor? Bazen düşünüyorum ya, Kur'an niye bu konuyu bu kadar dönüp dönüp bütün enbiyadan, Kur'an'da ismi geçen peygamberlerden ve onların kavminden örnekler veriyor. İşte bunu, bu peygamberi gönderdi kendi kavmine, geldi dedi Allah'tan korkun, Allah'tan başkasına tapınmayın, zulmetmeyin. Ama onlar daha da tuğyanını artırdı, taşkınlığını artırdı. Efendim alışveriş, işte hıyanet etme diyoruz, hıyanetini artırıyor. Ahlakta tuğyan etmeyin, taşkınlık etmeyin, azgınlık etmeyin diyoruz. Onlar daha da artırdı. Biz de her birerine, kimisine sel, kimisine yel, efendim, kimsin başına dar, kimisinin altını üstüne getirmek suretiyle azaplandırdık. O el aslında lokal buzullaşmaydı. Herkes olduğu yerde buz kesti, dondu. Yoksa başka bir şeydi. İkisinde başka bir şeydi. 8, 7 gece 8 gün. Bazen oteller reklam yapır ya işte, 4 gece 5 gün. Onlara da o yerleşmişti. Ama hakikaten çınar boyluydular hamsı da, o kavim. Sizden öncekiler sizden daha güçlü, fiziği daha güçlü insanlarıydı. Bizi kim yenebilir diye böbürlenir, kibirlenirdi. Allah'ın da en sevmediği insan modeli, böbürlenip kibirlenen insan tipi. Hepsine azap gönderdik. Habbi kavim, mesela Yunus Aleyhisselam'ın kavmi, azabın belirtileri. Tabiri ise ön habercisi, birdenbire yağış yağmıyor ki, hava bir bulutlanır, hava karalıyor, bir rüzgar başlıyor falan. Sonra önce bile bir seyrekten sonra gitgide güçlenir, yağış yağar. Onlar da belanın öyle o ön habercilerini hissettiklerinde bir alimin tavsiyesiyle ona gittiler, başvurdular. Şimdi ne edek? Peygamberimizi de küstürdük, Yunus Aleyhisselam. Şimdi ne edek? O da onlara yol gösterdi. Samimi tövbe edip topyekun istiğfar etmek ve de Allah'ın rahmetini coşa getirmek. Yavruyu analardan ayırarak koyun sürüleri, deve sürüleri, sığır sürüleri meleşir. İnsanlar meleşir. Ana balası o anda insan ağlayır, bu yanda anası. Allah'ın rahmetini coşa getirdiler. O alim min tavsiyesiyle. Tabi burada tabiri caizse ulemayı tartışmaya da yer var. Bir peygamber kavminin tuğyanından, itaatsizliğinden, laf dinlemezliğinden bıkıp çok uzun sürede tebliğ etmemişti. Yani Nuh Aleyhisselam da mesela tufandan öncesi 950 senedir. 1000 seneden 50 sene eksiktir. Bunda öyle bir uzun müddetten de bahis geçmiyor. Peygamberin sözüne bakmadılar, laf dinlemediler. O da azap gelecek dedi, kendisi de çıktı gitti. Onlara kızdı, küstü. Ama bu alim kimdi? O niye gitmedi? O alim peygamberden daha mı üstündü? O kavim içerisinde
Peygamberden daha mı sebatlıydı? Peygamber küsüp gelir. Ama o orada kalıp yine de onlara yol gösterir ve de kurtarır. Enteresandı. Ulema-i bunun üstünde tartışalım. Elhasil benim Kur'an'da rastladığım bir tek bu var. Bu kavim Mezopotamya bölgesi olduğu söylenir. Bizim güneyimiz. Öyleyse o Yunus'u yutan balık, Yunus balığı, o büyüklükte balık orada ne arıyordu? Orada Dicle'nin mi içindeydi? Fırat'ın mı içindeydi? Yoksa o küstü gitti Basra Körfezi'ne doğru veya buradan böyle güneyimizden geldi. Orada çok uzak yol değil ki. 3-4 kilometre yoldur. Akdeniz'in doğusuna mı geldi? Yani bu Fırat'la Dicle'yle olacak şey değil. Yani orada balina olmaz nehirde. Elhasıl kurtulan tek kavim benim Kur'an'da gördüğüm. Diğerleri hep peygamber gelmesine bile kızıyorlar. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Biz büyükler, büyüklüğün ölçüsü kimin serveti çoksa o büyüktü onların ölçüsünü. Peygamber'e bile bunu dediler. Resul-i Ekrem'e son peygamber'e bile. Niye bura Taif yani Kureyş'in birisi daima oturduğu Mekke, Taif'te tabiri caizse sayfı yerlikleridir. Yayla evleridir. Bu iki gariyenin iki büyüğü var. Onlardan birine, iki en büyüğünden birine gelmiyor da bir peygamberlik sana niye gelmiyor? Sen servetin bunlara denk değil ki. Büyüğün ölçüsü o. Bir etrafına bak. Hep fakir fukara, sefiller. Zavallı insanlar. Parası az olan da zavallıdı, sefildi. Mantık, mantalite, bakış bu. Ha onlar gov etrafından. Kardeş onlardan bir etrafında sefil takımından yer bulamıyor ki oturak. Sizler bana da denildi yer yer ha. Bunlar daha da gıcık olurdu. Peygamber tebliğ ettikçe onlar isyanını, tuğyanını yükseltirdi. Dozu artırırdı. Taşlayacak kadar, edepsizlik edecek kadar, mecnun diyen mi, şair diyen mi, estaizu billah yalancı diyen mi, tüğyanlarını artırırdılar. Sonuç, Allah da gazabını gönderirdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, ma udiye nebiyyum misle ma udiyt. Hiçbir peygambere benim kadar işkence edilmemiştir. Eziyet edilmemiştir. Değilsiniz be, hani kimilerini pıçıyla kestiler, kimisini kovdular. Pıçıyla kesti, hızarla kesti. O ayrı bir mesele. Hızar ne cür kesti? Madem Allah onu ağacın içine almıştı, ve Hızar ne cür o ağacı kesti, o da içinde kesildi gitti. Ulema deyipti, çünkü o dedi, ağaç beni kurtar, ağaç da aldı onu içine. Allah beni kurtar demedi. Hadi kurtarsın. Bunlar da gitti, Hızar'la ağacı kesti. Elhasıl Nuh aleyhisselam o kadar tebliğ iledi, umudu kesildi. 950 yıl umudu kesildi. Bazen o hal adama gelir. Dediği toplumda tesir etmeyince umudu kesilir. O da dedi Allah bunlar inkarcıdan, kafirden başka bir şey üretmirler. Doğup büyütmürler. Bunlardan bir ev koymayırdı. Bir şey niye ayakta kalmasın? Öyle beddua eyledi Nuh aleyhisselam. Allah da öyle eyledi işte o tufanı gönderdi. Ama Resul-i Ekrem hepsinden çok eziyet, işkence görmesine rağmen. Şimdi Hızar meselesi 10 dakikalık bir işti. Pişti, kurtuldu. Resulullah aleyhisselatü vesselam bunu ölüm yatağında dahi kavminden zulüm gördü. Vallahi son nefesine kadar. En yüce peygamber ya billerdir, nerededir? Ya akıl var, mantık var. En son peygamberdir, Hatem-ün Nebiyyindir. Çağ gelişmiştir. Artık taş çağı, ateş çağı, tarih öncesi çağ, insanımsılar çağı, hepsi hiç değil ki. İnsanların öğrenime en amade olduğu dönem işte uzay çağı, bilgisayar çağı, yapay zeka çağı. Bununla hele insanoğlu
ateş yakıp ısınmayı veya bir hürrem pişirmeyi bilmediği çağına kıyas mı edeceğim? Hatemün Nebiyyin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem eziyet edilir kendi kavmi tarafından. Ya bizim en düşük aileden de diyemiyorlar Abdülmuttalib'in varisidir neticede Mekke'nin kralını. Yalancısın deyirler, şairsin deyirler. Eziyet etmekle kalmamış, tekrarlama lüzum görmüyorum. Bir sürü eziyet. Cebrail deyir ki, beddua et bunların altının üstüne getirir. O ne deyir? Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun, la yefkehun. Allah, ben bu ümmetim cahilliğinden bile yapar benim bu milletim. Anlamırlar. Uridu hayatahum ve yuriduna katli. Ben onlara hayat bahşeden bir nizam sunuyorum, bir davet yapıyorum. Onlarsa benim ölümümü istiyor. Ben onların yaşamasını istiyorum, onlar benim ölümümü istiyor. Bu niye olur? Cahilliklerinden de. Cahil, anlamaz, yabaz, bağnaz. 21. yüzyılda varsa 7. yüzyılda niye olmasın ki? Bir de o Arabistan çölünde. Cahiliye toplumu, taassup toplumu. Allah bunlar anlamlar. Hidayet nasip et. Yok edeceğine hidayet nasip et. Hidayet eyle. Allahümme teqavvum. Sözüm Mehmet Velisi. Onlara da bela gelecekti, azap gelecekti. Peygamber azap yerine hidayet istedi Allah'tan. O da ki Allah da buyurur ki biz onlara azap etmeyiz sen onların arasında olduğun sürece. Biz onlara azap etmeyiz tövbekarlar, müstağfirler olduğu sürece işlerinde. Gelin beraber bir istiğfar edeyim, ne dersiniz? Cemaat namazı nice rakamlar artık aciz kalır. Cemaatle duanın da değeri var. Tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'min. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Allah bizi yoldan çıkan azgın, tuğyankar, İsyankar kullarından etme ya Rabbi. Gönlümüzü tertemiz kıl. Bizi birbirimize muhabbetli et. Basiretimizi artır. İbret almayı bize nasip et. Bizi tövbekar, temiz kullarından et. Çünkü Allah tövbekar, müstağfir ve mutatahhir kullarını seviyor. Bizi onlardan et. Bu Kur'an ve o kitab-ı mukaddes Yahudi'ye de, Hristiyan'a da, Müslüman'a da abiyle tüyandan uzak kaçın, azmayın, azgınlaşmayın. Allah bela gönderir, azap gönderir. Deyir, biz aksine Müslüman da, Yahudi de, Hristiyan da. Ha bize deyir ki bölük pörçü olup birbirinizle çekişmeyin. Yoksa bak zelil kar olarsınız. O bir dünyada da olsun, burada zelil olsak da o bir dünyada Müslümanlık. İşte orada o ebedi yurtta cennete gidecek. Yok, orada da en büyük azap size yapar. Bölücülükten, bölünmekten, birbiriyle çekişmekten vazgeçin. Yoksa akıbetiniz dünyada zillet, ahirette de büyük azaptır. Ama ümmeti Muhammed bu Kur'an'ın müminleri tam aksini yapar. Olabildiğince bölük pörçük. Dine, mezhebe karşı bazen taassup, müteassıp. Ama bu dinin müşterek kitabı budur artık. Yani filan mezhep, ihman mezhebi yok bu işin. Bu Kur'an değil bu dediklerim. Peki sanki bunlara değil ki elinizden geldiğince tefrika yaratın. Mezhebe bölünün yetmedi, kavmiyete bölünün yetmedi, bölgeciliğe işte güneyli, kuzeyli, doğulu, batılı ona bölünün. O yetmedi kavmiyete, nereden göçmüşsünüz, kökünüz nereden geldi ona bölünün. O yetmedi tarikata bölünün. Bir tarikat, bir fraksiyon, bir cemaat olanda onun içinde de yeniden biz filan kes bize böyle baktı, o da ki biz deyip bir üç beşi daha baksan koptu gitti. Sünnili, Şiili, Alevli o yetmiyor. Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Ceferi bu yetmiyor. Bir de onun içinde fraksiyonlar, mezhepler, tarikatlar. Bölünürsen ne olursun? Zelil olursun. Gücün gider, heybetin gider. Ha sözüm Mehmet Velisi budur. Ben neye de ayrılacağız biz. Adam olacağız. Şu Yahud ve Nesara bugün güç onların elindedir. Belki de asıl biz
İmansızlaştığımız için Allah onları bize bela göndermiş. Bir zamanda Cengiz Han'ı göndermişti. Bu bizden öndekileri yani Yahud ve Nasara'ya göndermedi mi? Gönderdi. Daha düne kadar birbirlerini kırdılar. 100 milyonu aşkın ölü yaralı o günkü nüfus oranına göre. İkinci Cihan Harbi'nde. İkinci Cihan Harbi 20. yüzyılın ortalarına doğruydu da. Değil mi? Oradan da İsrail türedi. Allah yok etsin. Binlerce yıldı bunlar devlete hasretti. Avaraydılar. Sergerdandılar dünyada. Kaç defa o geldi, bu geldi, Buhtu Nesr en meşhurlarıdır. Bunları kazıdı adeta. Kan su yerine akırdı sokaklarda. En sonunda artık binlerce yıl devletsiz kaldılar. Aha, 48'de İngiliz'in hediyesi. Allah için birlikte yok için. Kuruldu, devlet oldu. İsyanını geliştirdi. Şimdi hayal kuruyor. Biz bir zaman Beynel Nehreyn, efendim Nil'le Fırat arasında hükmetmişiz. Süleyman Aleyhisselam zamanındaki insi cinni emrine girmişti. Kuş, böcük hepsi onun emrindeydi. O güçle Nil'le Fırat arasında hüküm sürüldü. Nil'le Fırat arasında. Fırat bildiğiniz Fırat. Doğu sınırı Oruluf'tu, batı sınırı da Nil. Nil Nehri Mısır'ın doğusundaki o nehir. Bu bizim artık arz-ı mab'udumuzdur. Bir gün sabahına program hani yapırlar ya televizyonlar sabahleyin ne olup ne bitti diye. Bunların zihniyeti bu. Yarın da bütün Fırat'a kadar alacaklar. İşte Gazze'yi de alacak, yutacak. Ümitsizlik, onlar mutlak güç istediğini yapar. Amerika onu destekleyirse. Ya arkadaşım bilmediğiniz sözleri konuşmayın. Amerika özünü de destekleyirdi. Dünyayı da arkasına takıp o dünya güçlerini, Avrupa'yı güçleri de peşine takıp Afganistan'a gitti. Onlarca yıl orada savaştı. Sonunda güya onu yok etmek için gelmişler. Kimi? Taliban'ı. Sonunda Taliban'a bırakıp kaçmadı mı? Yani yüzyıllar öncesinden bahsetmiyoruz. Bu güçlerin hepsi Amerika, İngiliz, Fransız, İtalya. Bu İsrail'le beraber Lübnan'ı işgal edip hükümetini de kendileri atamadılar mı? Bunu biz yaşamadık mı? 1980'li yıllardan bahsediyorum. 80'li yıllarda. Ne oldular sonuçta? En başta Amerika kaçtı, öbür yerde peşine düzülüp kaçtılar. Fransız'ı da, İngiliz'i de, İsrail'i de kuyruğunu kıstırıp kaçıp gitmek durumunda kaldı. Yani bu fi tarihin olmuş gaziyeden bahsetmiyoruz. Ama burada oturanların, şu anda yaşayan insanların büyük bölümünün gördüğü olay, yaşadığı olay. Amerika onu destekleyirse alacak, evimiz yıkıldı. Bir de harita koyur işte Türkiye'nin de güneyini alıyor. Bu sefer dönüp Müslüman'a yalvarır. Bak bunlar aslında büyük İsrail projesi de siz niye savaşırsınız falan filan. Sizin de elinizden alacaklar. Onlar Tanrı değil. Bir daha burunları sürülür. Irak'a nasıl bir ihtişamla canlı yayın veriyordular değil mi Irak'ın işgalini? Saddam dünyanın dört büyük ordusundan birisine sahip olmuştu. Çünkü hem batı teknolojisi, savaş teknolojisi vardı elinde hem doğu. Daha bu yıkılmaz denildi geldi, tarumar etti. Bu Amerika var ya. Ama ne oldu sonuçta? Arkasına bakmadan kovup kaçtı. Hiçbir şeyi de halletmedi. Sorun getirmekten başka bir şey yapamadı. Yeter ki Müslüman bir olsun. Bu kadar Lübnan üç bölüktür. Üçte biri Hristiyandır. Üçte biri Şii Müslümandır, üçte biri Sünni Müslümandır. Devlet başkanlığı Hristiyan'ın elinde, hükümet başkanlığı Sünni Müslüman'ın elinde, meclis başkanlığı da Şii Müslüman'ın elinde. Hükümet ve devlet bu işgalle beraber, Lübnan işgaliyle beraber artık İsrail tarafından atandı. Kardeş olan taraf Suudi'ye bağlıydı, arkadan bıçaklıyordu. Hançerliyirdi. Bu kalan bir avuçun o da yine ana gövdesi Emel'di. İmam Musa Sadr'ın kurduğu teşkilat, Şia teşkilatı. Ondan kopma birkaç yüz gençti.
silahsız genç, el yapma bombalarla ne yaptıysalar yaptılar. Bütün bu güçleri kovdular. Yenilmez İsrail'i de kovdu. Birkaç yüz genç, kaç bin değil. Moralsizlik, efendim ümitsizlik, onlar yenilmez güç diye ülkemin insanını böyle bir şey bombalamayı da ben gayri ihtiyari veya cahillikten, bilmezlikten, çoğusu bilmezlikten millete böyle bir ümitsizlik pompalamayı ben doğru bulmuyorum. Gönlü birkaç yüz insan bile yetiyor. Dün de yetmiştik. Bu Yahudi o gün öyle azmıştı ki Medine'de. Tekrara lüzum görmüyorum dedim de. Öncelerdeydim. Kalelerde otururdular. Keyifleri yerinde. Ticaret bunların elinde. Bir avuç insan. Öyle etti ki celay vatan oldular. Khayber Kalesi birkaç kaleden müteşekkildi. Haydar-ı Kerrer. Neydi onları? Söktü attı orada. Arafis hayal bile edemiyordu. Kur'an'da ona işaret var. Gittiler oturdular. Bu kalelerde, o saraylarda, Yahudilerin yerlerinde. Şimdiki hallerde yine böyle bir teknolojiyle, aynı iddiayla girmişti Lübnan'a. Bu da 2000'li yıllarda. Neydi, 2006 mıydı? 33 gün. Artık Hizbullah'sız bir dünyaya göz açacağız. Hizbullah yok olacak. Ya ölerek yok olacak ya teslim olarak silahını bırakıp teslim olur. Sonuçta ne oldu? Gene kuyruğunu kıstırıp kaçmak zorunda kaldı. O ki şimdiden bu gördüğümüz dönem, bizim yaşadığımız dönemde yaşadığımız bunlardır. Aha buracı, bu ülkeyi, aha o İngiliz. Şimdi 100. yılını kutluyoruz değil mi? İstanbul'un kurtuluşu da kutlu olsun. İkinci fethi, ikinci kurtuluşu. Kurtaranlara rahmet olsun. Te Polatya'ya kadar gitmişti düşman. Kuzeyden, güneyden, doğudan işgal etmişler bu ülkeyi. Öz devletimiz de işgal altında kötü niyetli olduğunu ben düşünmüyorum. İşte korkup teslim olmak. Korkup teslim olmuştu. Başkenti de teslim etmişti. Öz devletimiz de milli mücadele verenlere karşı Şeyhül İslamlık da başta olmak üzere fetva yayınlıyordular. Fetva. İngiliz uçakları, Rum uçakları o fetvaları dağıdırdı ki asıl siz işgalcilerle değil Mustafa Kemal'ın adamlarıyla savaşın. Asi onlardır. Yani devletin de sana karşı, milletinin yobazı da kaç yerde isyan çıkardılar. Sana karşı ülken dört bir yanından işgal edilmiş, koca imparatorluk bir yarımadaya sıkışmış, onu da o yanından bu yanından işgal etmişler. Kurtuluş umudu var mı? Ama bu millet onların hepsini attı misak-ı milli sınırlarının dışına. Bak, milletin bir kısmı yobazlığından ona karşı savaşıyor. Bir kısmı devleti ona karşı. Ha böyle orada burada isyan. Askerin yarıya yakını firari. Bir Sakarya savaşın ki o subaylar savaşı oldu. Oradaki şehitlerimizin de ruhu şad olsun. Subaylarımızın büyük bölümü şehit oldu. Bu halle bu ülke kurtuldu. Düşman kovuldu. İngiliz de buradan kuyruğunu kıstırıp kaçmak zorunda kaldı. Ha onlar da değildi, o Ermeniler de biz İsrail'den beter burada yığınak yapmışız. 30 seneye onlar bizim bu mevzilerimizi yaramazlar. Çok şükür ne oldu? 44 günde av bayrağı çekip teslim oldular. 3. senesini kutlayacağız birkaç gün sonra. Gazze'de de beklediğimiz Allah'ın izniyle yine bir hezimet, düşman için bir mağlubiyet olacak. Bu hareketi yapanlar İsrail'in eline bahane verdiler, öyle oldu, böyle gitti. Hiçbir şey ümmeti Muhammed'i bu şekilde soykırıma tabi tutmak için yeterli sebep değil. Bizim kitabımız bize ne öğretmişti? Size karşı bir saldırganlık olursa misilleme hakkınız var, yapabilirsiniz ama aşırı gitmeyin. İntikamınızı aldınız mı? Karşı tarafın burnunu sürdünüz mü? Daha fazlasını yapmayın. Bire yüz öldüreceğiz, bire onu öldüreceğiz, yok topyekun öldüreceğiz. Sakın, öyle bir şey yok. Bu Kur'an bize onu yasak ediyor. Düşmanımıza karşı dahi adaletten şaşmamayı öğütlüyor bize. Aksa tufanı nasıl başladı? Netanyahu buna göz yumdu mu, yummadı mı? Bu tartışmaları bırakın, tartışsınlar. Tarihte özünü yavaş yavaş gösterecek. Geç kalmadan bu konular açığa çıkacak. Bu yandan bu yandan İsrailli gazeteciler bile irdeleyecek bunu. Hepimiz buna da şahit olacağız. Ama kardeş senden 1000 kişi ölmüşse sen 1000'i aşkın çocuk, bebek öldürdün. Zalim ol zalim.
Bukhari'de, Sahih Bukhari'de Ehl-i Sünnet'in en müteber saydığı Uhdül Kur'an dediği kitap, hadis kitabı. Orada bir hadis var. Sahih olduğuna inanıyorum ben de o hadisin. Resul-ü Ekrem bize o müjdeyi vermiştir. Bunlar yeniden gelecek, işte güç bulacak, burada azacak, sapacak. Ama Müslümanlar bunları öyle bir hışımla yüklenecek ki arkasında gizlenecek taş, ağaç bulamayacaklar. Bizim yerel tabirimizle sıçanın deliğini satın alacaklar. Ama gizlenmeye bile yer bulamayacaklar. Allah o günü yakın etsin. Allah o günü bugün etsin. O gününüz gelecek. Ben İsrail. Allah onları defalarca uyardı. Kan su yerine aktı sokaklarından. Azdılar. Yeniden Allah onlara lütfetti. Yeniden azdılar. Buyurur siz gene dönerseniz azgınlığınıza biz de azabımızla döneriz. Allah o azabını İsrail'e ve onu destekleyenlere tez elden, bizim elimizle nasip etsin inşallah. O bunak, yani biz kayıtsız şartsız destekliyoruz diyor. Yani çocuk cinayetini, topyekün ölümü, fırınları vuruyor ya, fırınları. Ekmek de bulamasınlar. Ola ki köşede bucakta un kalmışsa. Kiliseye sığınanları kilisede vuruyor. Birleşmiş Milletler okuluna sığınanları orada vuruyor. Böyle şımarıklık ve enformasyon emperyalizmi ters yayın yapıyor. Boymur batıdaki insanlar vardı, orada da insan var. Müslümandan ziyade insan da var, vicdanlı insanlar da var. Doğru bilgi aktarımını engelliyorlar. Ama bu azgınlığın da bir cezası olacak. Ben çözümüm Cem Televizyon'da da dedim. Çözümün ne? Çözümün birliğimiz. Hala Yobaz, Bağnaz, Tayfası, Şiili, Sünnilik yok olan bu yan. Bugün birlik günüdür. Bunun derdine bakalım. Bu Müslümanı Müslümana, Türk'ü Türk'e kırdırmanın derdinde. Bu Yobaz, Şii, Sünni. Türk'ün yarısı Şii'dir, yarısı Sünni. En az mübalağasız diyorum ben bunu. İnanmayan gelsin, ben ona istatistik bilgi sunuyorum. İran'ın yarısı nüfusu Türkiye nüfusu kadardır. Yarısı Türk müdür? Değilsiniz, yarısı Türk. Bu ne demekti? Türkiye nüfusunun, Türkiye'nin ne kadar Türk'tü ki hele? O kadar kavmi bir sayısı gör, ne kadar Türk alır. Türkiye'deki Türk'ten çok İran'da Türk vardır. Irak'taki Türk'ün yarıdan çoğusu Şii'dir. Azerbaycan'ın tamamına yakını Türk'ün Şii'dir. Birbirinden bunları boğuşturmak kimin işine yarar? Yobaz cahil, cübbesiyle bilmem sarığıyla şöhret olmuş cahil. Bu Allah Allah da yine Şiiliğe bir pay çıkadır. Eğer bu işte İsrail'den yana bir tek Şiyenin dahi eli varsa İsrail'in lehine, Allah o Şiyeyi yok etsin. Yalan diyorsan müfteri, kezzap, alçak insan. Allah'ın laneti senin üzerine olsun. De gel beraber gider yurdu ölmeye. Savaşma. Seni Şia'ya kurban olasın. Gerçi duydum, senden kurban da olmasın. Allah sizi var etsin. Sayınızı bol etsin. Bu ülkeye de, bu dünyaya da Haydar-ı Kerrar'ın talebeleri lazım. Heyber'in Haydar-ı Kerrar aldı. O da bu millete yakışır. Allah akıbetimizi hayır etsin. Bütün İslam ülkelerini ve ülkemizi kahbe düşmanın, namert düşmanın işgalinden muhafaza etsin.